Biraz geri geleceğim. Şöyle bir genel alayım. Yok yok. Yok yok. Her şeyde gel ortana sen karıştır. Bu tarafa abi biraz gelişiyor abi. Evet evet daha güzel oldu böyle. Tamam. İyi akşamlar, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok küçük kadrosuyla, çok büyük yankımalarıyla bu akşam Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak İnci Taneleri. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben her işin her yerinde ne yapacağım biliyorum da bu kutlama kısmında hava yavaşlığı biraz zor. Ya çok çok çalışıyoruz. Buradan da çalışmaya gideceğiz zaten abi. Yarın bir yok da ondan sonra da olmaz. Ben 20 yıl ara verdiğimde bu dizi işi biraz daha yorucu olmuyor. Ama daha dizi başlamadan oluşan yankıları, seyircinin gösterdiği reaksiyon çok umut edici. Umarım yayından sonra da katlanarak devam eder. Biz bize düşen kısmını yapıyoruz artık. Gerisi seyircinin bileceği iş. İnşallah çok başarılı olmaz. Birazcık efendim aslında hikayesinden de bahsedelim dizinin. Neden anlatacaksınız hikayesini? Şöyle. Şimdi... Az önce yapımcımız sakın hikayeden bahsetmeyin. O yüzden bahsedecek bir şey yok. Yarım saat sonra herkes hikaye vakıf olacak. O yüzden bir de boksu söyleyemiyorum. Peki efendim, fragmanı sorulmamış. Ama fragman da çok konuşuldu. Evet. Kesitler de çok konuşuldu. Buna yorumunuz ne olacak? Özellikle Hazar'ın biliyorsunuz ben gibi... Ben mikrofonları Hazar Erkuşlu'ya veriyorum. Yılmaz Bey, bugüne kadar yapmış olduğunuz işlerden çok farklı bir işe olduğunu söylediniz. Özellikle gerçek bir hikayeye odaklan, gerçekçilik üzerine kurduğunuzu söylediniz. Bir aile merkezinde bir odak var. Bugüne kadar farklı bir iş yapmış olan ve yıllar sonra tekrar ekranlarda dizi olarak görmek. Bununla ilgili bahseder misiniz? Başından beri bir ironi anlatıcısıyım ben. Yani tam olarak komedi iş yapmadım ama daha komediye yakın işlerim. Ama istediğim şey gerçek hayat hiç eğmeden büyütmeden, ne komik olsun ne olmasın diye uğraşmadan hayata benzeyen bir şey yazmaktı. İşte bu İnci Taneleri bana bu imkanı verdi. Dolayısıyla çok trajik şeyler de var, komik şeyler de var. Tıpkı hayat gibi. O yüzden bu dilden memnunum. Evet, Dilber sahnesi, fragmanda en çok ses getiren sahne, günlerce, haftalarca konuşuldu. Okullar açıldı. Rekorlar, küçük satışlar yapıldı. Yeni bir şey oldu. Neler söyleyeceksiniz Hazar Hanım bu konuyla ilgili? Vallahi ben de beklemiyordum. Açıkçası çok mutlu olduk, çok sevindik hep birlikte. Bilmiyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep beraber seyredeceğiz. Umarım bölüm de aynı reaksiyonları getirecek. Bir akım başlattınız aslında efendim. Sosyal medyada olsun, sanatçılarımız da bunlara katıldı. Evet. Biliyorsunuz ki Gülşen de hem şarkıyı söyledi. Evet. Sonrasında bence gelişen olaylar nasıl? Bence yani? En şaşırtıcı olan herkesin Dilber'e ev bakmak. Evet. Sanatçı hocam, ağacın satılı mı? Evet, arabanın. 2018 model 80 binde Dilber için satılıyor. Ya galiba herkesin inanmasını beklediği gizli kültürel bir dokuymuş bu. Kıyafetleri bile yok satıyormuş efendim artık. Gidecek o kıyafete yatırım yapabilir. Evet, Kubilay Bey, o zaman siz neler söyleyeceksiniz? Sizler nasıl rollerdesiniz? Söyleyebiliyor musunuz? Nasıl rollerdesiniz? Evet, söyleyemiyoruz. Neler söyleyeceksiniz diyelim. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak, sette çalışmak nasıldı? Sen bağırdıkça geriliyorum da. Nasıldı? Hakim sesinde çok gül bugün. Programın başına burada yaptım. Teşekkür ederiz abi. Güzel bir hikaye, güzel bir iş. Zaten Yılmaz Hoca'nın elinden çıkmak için biz yani neredeyse hani okumadan da girebileceğiz bir iş dediğimiz şahsen. O yüzden heyecanlı. Sonra okudun ama. Evet evet. Heyecanlı olduğum bir iş. Deniz Bey'i de alalım. Deniz Bey'i de alalım gel. Ben Cihan karakterini oynuyorum işte. Yılmaz Erdoğan değil, Azem'in oğlu. Değil, oğlu da değil.
Ben gidiyorum. Pek çok soru işareti var. Fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla pek çok soru doğuruyor o bize izlediğimizde. Ve bu sorular aslında cevabı da arayacağız dizilerde. Her bölümünde bir cevap arayacağız muhtemelen. Özellikle Azem karakterinin o hapisten çıktıktan sonraki o hikayede kavuşmak için arayışta olduğu çocukları üzerine. Bu cevapları böyle... Bak bu noktada, şunu söylemeliyim. Hikayelerin ele aldığı materyaller ya da hikayelerin geçtiği yerlere aşırı odaklanmak doğru değil. Buradan hangi ana fikrin çıktığı, dizinin, öykünün hangi önermeyi ortaya koyduğuyla iş değişir. O yüzden o konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Yani beni tanıyorlardır diye düşünüyorum. Az az endişeler oldu başta. Dolayısıyla biraz daha teftiş etmeden tadını çıkarır hikaye. Çarpıcı bir hikaye olacak kesin. Çarpıcı olsun diye uğraşıyoruz bayağı. Selma Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Sette çok titiz davranıldığı söyleniyor. Yılmaz Bey. Çok genel oldu. Çocuk önemli. Ben de... Mikrofonları alalım efendim. Şöyle etmezsin. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben İnci Taneleri adlı güzel dizide oynuyorum. Oynamaya devam ediyorum, edeceğim. Başka bir şey. Kiraye. Adını söyleyeyim. Onu söyledim. Sizin sırrını söylemeyin de. Evet. Kiraye adlı karakteri oynuyorum. Ve size çok keyifli ve hakikaten evet çok titiz. Olması gerektiği kadar titiz yani. Hani abartılı. Çok keyifli bu arada, inanılmaz keyifli yani. Benim için büyük bir şans. Evet. Cüman Bey, siz neler söylemek istersiniz efendim? Sizlerden de yorumlarınızı alalım. Soruyla alakalı. Neyle ilgili söyleyeyim? Ekip ve diziyle alakalı. Ya, efendim. Zaten benim 40 yıllık dostum yani Yılmaz. Sağ olun. Ama 20 yılda da her şey çok değişmiş dedi Yılmaz Bey. Evet, televizyon dünyasında evet. Dizi şeyinden bahsetti zannediyorum ki değil mi? Ben biliyorum. Evet. 40 da çok mu oldu? 40 çok mu oldu? 40 oldu be, olur mu? 35 vardı ya, saydık geçen gün. 35 vardı. Kendi aranızda söyleyeyim. Ben varlıyorum ben yani. Neyse, ben de Kasım karakterini oynuyorum. Azem'in hapse girmeden önce işte en yakın arkadaşlarından bir tanesi, Esra'cı. Şu anda bunları söylüyoruz. Biz de gerçekten keyifle çalışıyoruz. İyi senaryo ve çalışma lüksünü yaşıyoruz. Efendim aslında oyuncularımızdan da bir dilber yorumu alsak. Siz o gördüğünüz... Dans yorumunu mu? Dans yorumunu. Evet, ne yapayım ben oynayayım mı istiyorum? Dans yorumunu. Elif oynayabilir evet. Acayip Elif zaten oynuyor da aynı zamanda. Ben de uğraştım şu şeyi yapıp... Elif... Buyurun. Ben buradayım. İstersen. Yasemin Hanım ya da Elif Hanım. Sorularımız var Elif Hanım'la ilgili. Hazar Hanım'ı çalıştırdınız. Evet. Nasıl geçti? Türkiye'de büyük ses getirdi. Dans figürü çok da güzel oynadınız bu arada. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir süreci oldu? Sonrasında gelişen süreçleri birlikte anlatabilir misiniz? Neler hissettiniz sonrasında gelişen süreçleri? yaklaşık şu anda sayarsak 4 ay gibi uzun bir süreçten geçtik. Çok affedersiniz ya, sorular hep oradan geliyor. Şöyle bir karşıdan sizi bütün tabii kameralar görelim mi? Eksik olmayın, emeğinize sağlık, elinize sağlık. Harika, teşekkürler. Buyurun lütfen. Dediğim gibi 4 ay bir süreçti. Sadece Yılmaz Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Onun çırağıyım ben. Yaklaşık 15 yıllık bir çırağım aslında. Çok güzel hareketler verecek sorduk yarısından beri. Ankara havasını ilk kez... Orada Ankaralı Ayşe'den esinlenerek ben orada da bir skeçte yaparak yer almıştım. Bu benim için böyle bir üzerime yapışan bir etiket gibi oldu bu Ankara dansları. Ondan sonraki pazarı çalıştırma görevi verildi. Çok iyi bir öğrenci, çok yetenekli. Yani sadece öğreten değil, bence kesinlikle pazarın büyük bir başarısı, büyük bir emeği, büyük bir çabası. Sizin canlı Erkal'da o şarkı da çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Mikrofonlar sosyal medyada özellikle gündem oldu. Siz neler söylemek istersiniz? Yani bu Ankara havası ile ilgili zaten her şarkının olay olduğunu görürüz ama bu kez farklı bir boyutta bir diziyle televizyon ekranlarında izleyeceğiz. Şimdi ben bana çıkmış olduğum bir televizyon programında da söyledim. Yılmaz Erdoğan hocam gerçekten yani o şarkıyı Cıngız'la çekim almış. Orada da
gelişen senaryodaki Dilber Erimbark'ın yok mu demesi, Hazar Hanım'ın da yok demesi tabii galeriyi ondan hepsini canlandırdı. Şu an tek derdimiz Dilber'e ev mi? Dilber'in çağrısı gibi mi aldın? Evet. Teşekkür ederiz. Yasemin Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Ben Nergis karakterini oynuyorum. Kimya öğretmeniyim. Azem'in arkadaşıyım. Bir süredir dizi yapmıyordum ama o kadar özenle yazılmış bir senaryo izleyince göreceksiniz. Dileyim bir hikayesi o kadar güzeldi ve beni o kadar etkiledi ki. Evet dediniz tabii. O yüzden çok mutlu bir projenin parçası olduğum için çok da teşekkür ediyorum ekibe. Çok büyük bir emekle gerçekten çalışıyorlar. Ben çok küçük bir parçası oldum bu bölümler ama hep öyle olacak. Yani çok büyük bir hikaye çıkıyor ama hepsinin emeğine sağlık. Başta çok güzel bir hikaye. Güzel yazılmış. Muhteşem bir hikaye. Bence herkesin ihtiyacı vardı. Yılmaz Bey. Tamam mı? Edebi şöyle. Affedersiniz bir de hep birlikteyken Murat Bey'i de alalım mı lütfen? Hep birlikte. Murat Bey'i de alalım. Edebi yönünüz çok bilinen, herkes tarafından beğenilen unsurlar var. Ve dizide de Azem karakteri sevilen bir edebiyat öğretmenini canlandırıyor. Aynı zamanda şiirler, tiratlar yer alıyor. Fragmanda keza o çok paylaşılan, görüntülerde yer alan şiirler. Bunu dizi boyunca çok fazla görebilecek miyiz? Bu edebiyat öğretmeni karakterini özellikle mi seçtiniz? Evet. Yani onu çok, bende derin kökleri olan bir şey aslında. Ve bir de çok hakim olduğum bir alan. Üstelik benim babam da edebiyat. Dolayısıyla hakim olduğum bir alanda ondan bir kahraman üretmek çok ilginç geldi bana. Yerine de oturdu orada, o dilde devam edeceğiz. Tekrar Rıza Bey'e dönmek istiyorum. Yeniden Yılmaz Bey'le aynı dizidesiniz bu sefer. Birlik değil dizi. Neler söyleyeceksiniz? Ben SET'e ziyarete gittim. Abi bir konuk falan oynarız falan diye sohbet ediyoruz bir pazarda. Ne zaman bir kuşa kaybolmuyoruz ya da ben en eski intikam edebiliyorum biriyim. Bu eğitimde bir yutlamak çok güzel. Yılmaz abinin yazdığı işim var. Onun da gemiye binip rolü kepsi aldı gitti. Evin mahvoldu içinde. Sayın Murat Yancı, siz de ekiple birliktesiniz. Yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. Siz de çok başından itibaren desteklediniz, esirgemediniz bir yapım. Siz neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir dizi. Çok sevdik. Çok heyecanlandık. Seyirci de sevecek diye düşünüyorum. Yılmaz Erdoğan'ın galibi. Oyuncular inanılmaz samimi oynamış. Ben bayıldım. Seyirci kaçırmasın. Aramızda tek seyirler sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Reytingi olsun.